ünlü oyuncu Didem İnselen'le çok özel bir söyleşi var sırada. Ünlü oyuncunun yeni imajı ve aşka dair yaptığı çarpıcı açıklamalar geliyor ekranlarınıza. Kadar da değişti, işte rengi de değişti, boyu da değişti. O Hayat Benim'in furyası Didem İnselen'den aşka dair çarpıcı açıklamalar Magazin 8'de. Ne halleri varsa görsünler, bana ne, bana mı sordular, düzenimi bozmam. Senin yüzünden sen getirdin o Efsun'u bu eve tekrar. Hepsi senin yüzünden. Didem İnselen yeniden setlere dönüyor. Ben de bu kadar kısa olacağını düşünmüyordum vallahi. Yazın tatil yaparım diye düşünüyordum. Ama bu kısa bir ara oldu gerçekten. Bir buçuk ayı bulmadı. Bir ay gibi bir şey herhalde. Bu sezon O Hayat Benim'le sezona veda eden ünlü oyuncu ama Arkadaşlar İyidir dizisiyle dönüyor. 20 yaşında bir genç kız annesi oynuyorum. Biraz ondan yana ilk günlerde şey olsam da şaka bir yana ama şey benim için de değişik bir tecrübe. Saçların rengi de boyu da değişmiş bu arada. Saçlar da değişti. İşte rengi de değişti, boyu da değişti. Mümkün olduğu kadar şey yapmaya çalışıyorum. Yani her işte, her dizide birazcık fiziksel de olsa karaktere uygun değişiklikler yapmayı ben de seviyorum. Ama ben bunu söylediğim zaman hadi canım hep aynı senin saçın diyorlar. Çünkü benim dizilerim uzun sürdü. Yani o aralar, o değişimler o kadar uzun zamanda bir oluyor ki. O yüzden insanlara öyleymiş gibi gelmiyor. Yıllar önce Kavak Elleri isimli gençlik dizisinde öğretmen gönüllü canlandırmıştı Didem İnselen. Bir kasaba öğretmeniydi. Timur Savcı yapımcısı bana demişti ki eğer dizi tutarsa ve başarılı olursa dahi, yani öyle bile olsa 13 bölümden sonra gönül karakteri iki erkek kardeş işte birbirlerine aynı hocaya aşık oluyorlar. Aşık olduklarında birbirlerine giriyorlar diye 13. bölümün sonunda bavulunu toplayıp gönül İzmir'e gidecek demişti. Ben de hatta başlarken bir buruk başlamıştım ya tutarsa çok üzüleceğim 13'ten sonra ben ayrılacağım falan diye. Sonra devam ettik. Gönül çok modern çalıkuşu bir kadındı aslında. Çok da severek oynadım ben. Metin, unuttun galiba. Ben de sözleşmemi yaptım. Sömestirden sonra çalışmaya başlıyorum tekrar. İki erkeğin paylaşamadığı güzeller güzeli bir kadındı Gönül. Gerçek hayatta böyle bir durum yaşasan ne olurdu acaba? Üçüncü erkeği denerdim. Bilmiyorum. Hiç öyle bir şey olmadı. Başıma gelmedi. Kimin benimle ne ilgili ne hissettiğinden ziyade kendi hislerime önem verdim ben hep. Yani başıma gelmedi. Yok canım ne halleri varsa görsünler, bana ne, bana mı sordular, düzenimi bozmam. O kadar da şey değilim yani. O Hayat Benim'de de Fulya'yı canlandırdı ünlü oyuncu. O Hayat Benim'de de 95 bölüm oynadım. 3 sezon çalıştık. O da güzel bir işti. Bitti, şimdi önümüzde yeni bir iş var. İnşallah bu da aynen hem uzun soluklu hem başarılı hem hepimizi her anlamda mutlu edecek bir iş olur diye ümit ediyorum. Mehmet. Hasret senin eski sevgini. Bunca yıldır senin yanında o değil, ben vardım. Fulya dizide kendini birilerine beğendirmeye çalışıyordu. Gerçek hayatta asla böyle bir uğraş içinde olmuyormuş Didem İnselen. Değil bir erkeğe, bir arkadaşıma, bir yapımcıya, bir komşuma, bir herhangi birine hiçbir şekilde kendimi olduğumun dışında göstermeye çabalamadım hiç. Yani artı beni sevsin biri diye bir çabam olmadı. Bence çok saçma da bir şey yani insanın karakteriyle alakalı bir durum. Hiç çocukluğumdan beri ama yani anneme okulu kırdığımı bile annemden azar işiteceğimi bilerek söyledim. Yalan söylemeyi sevmedim, saklamayı, beni daha çok sevmesini, sevmemeyi falan öyle çabalarım hiç olmadı, sevmedim. Ne gibi karakterler var ama? Dünya nüfusu demeyeyim, Türkiye nüfusunun %70'i belki. Ama çeşitli farklı sosyal, ekonomik farklılıklar olsa da bunların arasında kimi düzenini bozmamak için, kimi parasını kaptırmamak için, kimi çocuğunu paylaşamamak için vesaire, kimi kendine güvenemediği için, kimi çok sevdiğinden, kimi neyse işte bir şekilde düzenini bozup kendine güvenle tek başına yoluna devam edemiyor. Onun gibi çok kadın var. Peki can alıcı sorumuz geliyor. Aşka inanıyorum tabii. Yani aşka inanmaz mıyım? Aşk diye bir gerçek var ama aşkın ne kadar saygın olduğuyla ilgili 40 yaşına gelmiş biri olarak şüphelerim var. Öyle mi? Var çünkü sevgi bence daha kıymetli bir şey. Aşk daha gelip geçici. Aşkı tarif edemiyoruz bile. Ne önemli olduğunu söyleyemiyoruz. Evlilikse beklemedeymiş hayatında. Yani hiç aklıma gelmedi bugüne kadar. Böyle pek büyük konuşmayı da sevmiyorum. Belli olmaz bir gün
hiç aklıma gelmedi bugüne kadar 40 yaşına kadar evlenmeyeceğim dedi. Bir haftada tanıdığı insanla evlendi dedi diye bir insan. Bilmiyorum ki. Lütfen Mehmet, senin yaşadığını bildiğimi bilmesin.